Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. İkinci dönemin ilk yazıları geldi çattı arkadaşlar. Tabii ki biz de hep birlikte güzelce çalışmalarımızı sürdüreceğiz bu konuda da. Dokuzuncu sınıf kimya, İkinci dönem birinci yazılıya hazırlığı hep birlikte şimdi yapacağız. Şöyle bir programımıza bakalım arkadaşlar neler var neler bizi bekliyor programı güzelce takip etmemiz tabii ki önemli olacak. Matematik ve Türk Dili Edebiyatı yazıllarına zaten çalışmıştık. Şimdi kimya ve coğrafya için bugün çalışmalarımızı tamamlıyoruz. İlerleyen günlerde de diğer derslerin programı karşımızda olacak. Neredeyse tüm dersler için yazılılarda da yine yanınızda olmaya devam edeceğiz tabii ki arkadaşlar. O zaman haydi girelim bakalım neler çıkacak karşımıza. Müzik Arkadaşlar atom ve periyodik sistem ünitesi vardı. Hatırlıyorsunuz gayet güzelce. E, bu üniteden bir önceki yazalımızda da zaten sorumluyduk. Şimdi tekrardan sorumlu olacağız ama tabii ki ağırlıklı olarak periyodik sistem tarafından soru gelmesini bekliyor olacağız buradan. Neler vardı peki konunun içeriğinde? Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esasları vardı arkadaşlar. Burada tabii ki Mendele'ye ve Moseley'in çalışmaları ve modern periyodik sistem gibi yani periyodik sistemin tarih içerisinden de bahsettiğimiz bir bölüm vardı ve atom numarasını bildiğimiz elementlerin periyodik sistemde nerede olduğunu bulmamız gerekiyordu. Ardından periyodik sistemdeki elementlerin sınıflandırması vardı. Metaller, ametaller, yarı metaller ve soy gazlar periyodik sistemde nereye konumlanmışlar? Bunları şöyle bir genel hatlarıyla en azından bilmemiz gerekiyordu. Ve en önemli kısmı periyodik özelliklerdi zaten. Yani Fiziksel ve kimyasal bazı özelliklerin periyodik sistemde işte sağa sola ya da aşağı yukarı gittikçe nasıl değiştiğini değerlendirmiştik. Burada atom yarıçapı, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi, elektronegatiflik, metalik ve ametalik özellikler gibi özelliklerin değişimlerini incelemiştik. Üçüncü ünite olarak ise kimyasal türler arası etkileşimleri yaptık arkadaşlar. Tamamladık bu üniteyi artık. Peki burada konu olarak neler vardı? Üniteye kimyasal tür adını belirterek başlamıştık. Atom, molekül ve iyon kavramları üzerinden kimyasal türleri değerlendirmiştik. Ardından kimyasal türler arası etkileşimleri sınıflandırmıştık. Burada bağlanan türe göre ve bağın sağlamlığına göre sınıflandırma yapmıştık. Ve tabii ki bağın sağlamlığına göre yani güçlü ve zayıf etkileşimler üzerinden değerlendirmeyi ön plana koymuştuk. Ardından güçlü etkileşimlerde iyonik kovalent ve metalik bağlar üzerine durduk. Metal metal arası bağlar, ametallerin kendi arasında yaptığı bağlar ve metallerin arasında oluşan metal atomlarını bir arada tutan etkileşimler olarak değerlendirmiştik. Zayıf etkileşimler olarak ise van der Waals kuvvetleri ve hidrojen bağları başlıkları üzerine durduk. Van der Waals kuvvetlerini de dipol-dipol, iyon-dipol, London gibi alt başlıklar üzerinden inceledik ve ardından da fiziksel ve kimyasal bazı değişimlerden bahsettik. Hani karşımıza çıkacak bazı etkileşimlerin fiziksel özellik mi yoksa kimyasal özellik mi gösterdiğini buradan yorumlamamız gerekiyordu. O zaman haydi dalalım bakalım sorularımızı çözelim neler çıkacakmış karşımıza arkadaşlar şöyle bir doğru yanlış sorusu bekliyorum açıkçası. Bir tane soru bu şekilde karşımıza gelecektir. Periyodik sistemin geneline bakış atmamızı sağlayan bir e, soru gelecektir. E, şöyle özetleyerek de gideceğiz her sorunun içerisinde hani e, periyodik sistemin tarihçesinden bahsederken öncelikle Mendeleyev'den bahsetmiştik. Kütlü numarasına göre e, periyodik sistemini hazırlamıştı ve boşluklar bırakmıştı. Orası Mendeleyev için önemliydi. Sonrasında Mozele'ye gelip atom numarasına göre sınıflandırmalar yapmamızı e, önermişti ve bugünkü periyodik sisteme en benzer hale getiren de tabii ki e, Moseley'di. Şimdi yorumları inceleyecek olursak demiş ki ilk öncülümüz bize Mendeleyev periyodik sisteminde elementlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin kütle numaralarına göre periyodik olarak değiştiğini belirtmiştir. <laughs> ne diyor bize? Kütle numarasını. Arkadaşlar Mendeleyev için tabii ki bu ifade doğru olacak. Mendeleyev kütle numarasına göre sınıflandırıyordu. Ancak daha sonrasında gelen Moseley atom numarasına göre sınıflandırmamız gerektiğini bize söylüyordu. Modern periyodik sistemde yatay satırlara grup, dikey sütunlara ise periyot adı verilir diyor. Ee, burada ne biliyoruz biz arkadaşlar? Dikey sütunlar grup olarak adlandırılıyor ve fiziksel kimyasal özellikleri birbirine benzeyen elementlerin bu dikey sütunlarda yani gruplarda yer almasını bekliyoruz. Dolayısıyla bu ifademiz yanlış. Bunlar tam yer değiştirmesi gereken ifadeler. Modern periyodik sistemde 18 adet grup 7 adet de periyot bulunur. Bu arkadaşlar gayet doğru bir ifade. 7 tane periyodumuz vardı. Yani yatay satır sayısı 7 idi. Ve 18 tane de dikey sütunumuz vardı. İşte burada 8 tane A grubu ve arada da 10 tane B bloğu B grubu yer alıyordu. Modern periyodik sistemin ikinci grubu toprak alkali metaller olarak adlandırılır. Arkadaşlar bak bu yine çok yaygın sürekli karşımıza çıkan bir soru tipi aslında. E, grupların numaralarını bize verdiği zaman bak birinci grup 1A bir grubuydu. ikinci grup 2A iki grubuydu. Ama 2A grubundan sonra 10 tane B grubu geliyordu arkadaşlar burayı unutmuyoruz. Dolayısıyla 3A grubu ta 13. sıradaydı. Bu karşımıza yaygın olarak çıkacak 1A grubu metallerini biz alkali metaller, 2A grubunu toprak alkali metaller ve 3A grubunu da toprak metalleri olarak isimlendiriyorduk arkadaşlar. Şimdi gelelim bize ne demiş? İkinci grubun adı toprak alkali metaller. Gerçekten de ikinci grupta toprak alkali metaller var. Bu ifademiz doğru. Modern periyodik sistemin üçüncü grubu. Toprak metalleri olarak adlandırılır. Arkadaşlar ne dedik? Üçüncü değil. 13. grup toprak metalleri olarak adlandırılır. Çünkü arada 10 tane B grubu vardı. Periyodik sisteminin 3. grubu 3B grubudur. Burayı da unutmuyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bu ifademiz yanlışmış. Bunlara özen gösteriyoruz. O zaman bir diğer sorumuza geçecek olursak. Bak böyle bir soru kesin karşımıza çıkacak söyleyeyim arkadaşlar. Yani çıkmama ihtimali yok gibi bir şey. Ne diyor peki sorumuz bize? Aşağıdaki tabloda verilen taneciklerin nötr ve temel hal elektron dağılımlarını ve periyodik sistemdeki konumlarını belirtiniz. Şimdi elektron dizilimini yapmamız gerekiyor. Buradan da periyot ve grup numaralarını belirtebilmemiz gerekiyor. Şimdi bir tane element vermiş. Atom numarası 16'ymiş. Bak iyon falan değil zaten. Doğrudan atom numarasını biz elektron diziliminde yazabiliriz. 16 tane elektronu varmış. E nötr halde olduğu için. O zaman ne yapıyorduk böyle bir durumda? Diyorduk ki 2 8 6 şeklinde bunlar Aha. periyotlara daha doğrusu katmanlara yerleşecektir. Ve unutmuyoruz ilk 20 element için sıralamamız 2, 8, 8, 2 şeklinde ilerliyordu. Atom numarası tamamlanana kadar burayı doldurmaya devam ediyorduk. Şimdi 2, 8, 6 olduğu zaman da ne yapıyoruz? Kaç tane katman yazdıysak o bize periyot numarasını veriyordu. Yani 3. periyotta yer alıyormuş. Ve son katmandaki elektron sayısı da değerlik elektron sayısı olarak adlandırılıyordu. Ve grup numarasını veriyordu. O zaman bu bir 6A grubu elementidir diyoruz. B için baktığımız zaman bak 18 demiş. Nötr halde olduğuna göre elektron sayısı da 18'dir. O zaman elektron dizilimi nasıl olacak bunun? 2, 8 bak 10 taneyi zaten yazdık. O zaman bir 8 daha yazdığımız zaman 18'i tamamlamış olacağız. Toplam 3 katman yazdık. O zaman 3. periyotta yer aldığını anladık. Grup numarasına gelecek olursak yine de erkek elektron sayısına baktık. 8 o zaman 8A grubunda yer alıyordur dedik. Eğer bize iyon verirse arkadaşlar iyonların e, Elektron dizilimini biz nötr hallerine göre yazacağız ki zaten burada nötr ve temel hali elektron dizilimlerini yazmamızı istemiş. Buradan yola çıkarak ancak periyot ve grubunu belirleyebiliriz. O zaman elektron sayısını ve iyon yükünü biliyorsak yapmamız gereken proton sayısını yani atom numarasını bulmak olacak. İyon yükünün -3 olması ve elektron sayısının da 18 olması bize neyi gösteriyor? Demek ki dışarıdan 3 elektron aldığı zaman 18 elektrona ulaşıyor. O zaman nötr halde bunun elektron sayısı dolayısıyla da atom numarası 15'miş. O zaman elektron dizilimini biz buna göre yapmamız gerekiyor. Yani 2, 8 bak 10 taneyi yazdık zaten demek ki 5 tane daha yazmamız gerekiyor. 3 tane katman yazdık o zaman 3. periyotta yer alıyordur. Ve değerlik elektron sayısı 5 olduğu için de yine 5A grubu elementi olarak bunu değerlendirmeye alırız. Burada artı 2 yüklü bir element vermiş bize arkadaşlar. Bak burada artı 2 yüklü olması ne demek oluyor? Demek ki dışarıya iki elektron verdiği zaman 18 tane elektronu kalıyormuş. Demek ki nötr haldeyken 20 tane elektronu varmış. O zaman atom numarası da 20'ymiş. O zaman elektron dizilimini buna göre yapacağız. Yani 2, iki... 8, 8 yazdık. Bak 18 tane elektronu yazdık. Diğer iki elektronu bir üst katmana yazmak zorundaydık. Bizim kuralımız bize onu söylüyordu zaten. Kaç tane katman yazdık? 4. O zaman bu 4. periyotta yer alan bir elementtir. Peki grup numarası son katmanda artık 2 elektron olduğu için demek ki bir 2 A grubu elementi karşımızda vardır diyoruz. Haydi bir diğer soruya bakalım o zaman. Bu soru periyodik özelliklerle alakalı arkadaşlar. Atom yarıçapı, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi ve ametelik özelliklerle ilgili sıralama, sınıflandırma yapmamızı istemiş. Bak burada şunları bir hatırlayalım arkadaşlar. Atom yarıçapı periyodik sistemde nasıl değişiyordu? Diyorduk ki sola doğru gittikçe ve aşağı doğru gittikçe atom yarıçapı artar periyodik sisteme baktığımız zaman. İyonlaşma enerjisine gelecek olursak yukarı doğru ve sağa doğru gittikçe artıyor. Yani tam ters yol yönde artıyordu. Ama istisnamızı unutmuyoruz. 3 aşağı, 5 yukarı kuralı vardı arkadaşlar burada. Yani sıralama yaparken 3A grubu elementleri 2A grubu elementlerinden daha düşük iyonlaşma enerjisine sahipti. Hani 3 aşağının sebebi bu. 5 yukarının sebebi de 5A grubu elementlerinin 6A grubu elementlerinden daha yüksek iyonlaşma enerjisine sahip olmasıydı. Elektron ilgisine gelecek olursak bu defa yönelim yine iyonlaşma enerjisinde olduğu gibi yukarı ve sağa doğru artması şeklindeydi. Ama burada da şunu unutmuyoruz. 8A grubunu burada hariç tutacağız arkadaşlar. 8A grubunun elektron ilgisi çok düşüktür. O yüzden en yüksek elektron ilgisine sahip olan elementler 7A grubu elementleridir diyeceğiz. Ve bir diğer istisnamız ise klorun flordan daha büyük olması durumuydu. Flor periyodik sistemde daha yukarıda olmasına rağmen, e, flor daha yukarıda olmasına rağmen klordan daha düşük ...bir elektronik ilgisine sahipti. Ametalik özelliklere ve elektronegatifliğe geldiğimiz zaman... ...burada eğilim aynı yine so yukarı ve sağa doğru gittikçe artacak... ...ve yine 8A grubunu burada yok sayacağız. 8A grubunun ametalik özelliklerini yoktur diyeceğiz... ...ya da çok düşük olarak kabul edeceğiz. Yani en aktif ametaller 7A grubundadır diyeceğiz... ...ve burada klor-flor istisnası yok. En aktif ametal flordur diyeceğiz. Şimdi gelelim artık sorumuzu çözmeye... Bize elementleri vermiş. Bak periyodik sistemdeki konumları üzerinden gidelim. Azottan bahsediyorsak 2'ye 5 yani e, ikinci periyot 5A grubu elementi. Oksijen şöyle 2'ye 6 yani ikinci periyot 6A grubu elementi. 2'ye 7 dedik ikinci periyot 7A grubu elementi. Neon 2'ye 8 yine ikinci periyot bu defa 8A grubu elementi. Ama klora geldiğimiz zaman 2, 8, 7 şeklinde bu defa. ...üçüncü periyot 7A grubu element. Yani periyodik sistemdeki... ...şöyle konumlarını belirtecek olursak arkadaşlar... ...bir sistemsel olarak çizecek olursak... ...şöyle 8A grubu var... ...7A grubu var... ...6A grubu ve 5A grubundan elementlerimiz var. Şimdi bunları yerleştirecek olursak... ...burası ikinci periyodumuz... ...burası üçüncü periyodumuz olsun... ...bize ne demiş? Azot burada... ...oksijen burada... ...flor burada... ...neon burada... ...klor da burada. Bak periyodik sistemdeki dizilimleri bunlar. Buna göre... Atom yarı çapına göre sınıflandırmamız, sıralamamız nasıl olacak? Diyeceğiz ki sola aşağı doğru gittikçe artıyor madem ve en aşağıda klor var katman sayısı daha fazla olduğu için tabii ki ona öncelik vereceğiz. Klor burada yarı çapı en büyük olan element olacak. Sonrasında da aynı periyotta yer alan elementler soldan sağa doğru gittikçe azalacak. Yani sonrasında azot gelecek, sonra oksijen gelecek, flor gelecek ve en küçük yarı çap neon'da olacak. İonlaşma enerjisi için ne dedik? Sağ ve yukarı doğru gittikçe artıyor. Bak en sağ en üstte neon var. Onu yazdık. O en büyük olmalıymış. Sonrasında hemen yanında flor var. Onu da yazdık. Ama şuna dikkat. Oksijen ve azot. Bak birisi 5A diğeri 6A grubunda ya. Burada 3 aşağı 5 yukarı kuralı devreye girecek. Yani oksijenin azottan daha büyük olmasını bekliyoruz normalde. Ama kural bize ne diyor? Yani istisna durum ne diyor? Azot oksijenden daha büyüktür diyor. Klor tabii ki bir alt katmanda olduğu için en düşük iyonlaşma enerjisine sahip olacak. Elektron ilgisine gelecek olursak kuralımızı hemen hatırlayalım. Sağa ve yukarı doğru gittikçe artıyor dedik. Neon 8A grubunda olduğu için en düşük o olacak zaten. Onu da cebe koyduk. Çünkü onların elektron ilgileri çok düşük oluyordu. Diğerlerini sınıflandırmaya geldiğimizde bir de klor flor istisnası vardı. Yani en büyük klor olacak. Ardından flor gelecek. Ardından oksijen gelecek. Sonrasında azottur diyeceğiz. Ve neon buradaki en düşük elektron ilgisine sahip olan elementimiz olacak arkadaşlar. Gelelim metalik özelliklerden bahsetme. Ametalik özelliklerden bahsetme. Yine sağ ve yukarı doğru gittikçe artıyor demiştik ama bu defa florla klor arasındaki o istisna durum yok. O zaman ametalik <laughs> aktiflikte flor en büyük olacak. Ardından oksijen, ardından azot gelecek. Sonrasında kloru yazacağız ve en düşük yine neon olacak çünkü 8A grubu elementlerinin elektron ilgileri ve ametalik özellikleri çok çok düşüktür diyeceğiz arkadaşlar. Sıralamalarımızı bu şekilde tamamlayacağız. Muhtemelen karşımıza böyle bir soru yine çıkacaktır. Bilginiz olsun. Bir diğer soruya geçecek olursak. Bu defa kimyasal türlerden bahsediyoruz arkadaşlar. Yani bir sonraki ünitenin sorularına başlamış oluyoruz. Şimdi türleri belirlerken üç tane ana başlık incelemiştik. Atom, molekül ve iyon olmak üzere tanımlamıştık. Dedik ki atom e tek bir atomdan oluşan yapıdan bahsedebiliriz. Yani sadece bir atomun oluşturduğu e, yapıyı biz kimyasal tür olarak atom olarak değerlendirebiliriz. E, eğer atom gruplarından bahsediyorsak, nötr atom gruplarından bahsediyorsak, kovalent bağlarla oluşmuş bunlara molekül adını veriyorduk ve onlar eğer aynı tür atomların birleşmesi ise element molekülü, farklı tür atomların birleşmesi ise bileşik molekülü olarak adlandırılıyordu. Eğer taneciğimiz yüklüyse de iyon adını alıyordu. Eksi yüklü iyonlar anyon, artı yüklü iyonlar ise katyon olarak adlandırılıyordu. Ve eğer bir atom grubunun iyon haline gelmesinden bahsediyorsak da bunlara kök iyon adını veriyorduk. O zaman şimdi bu bilgilere göre buradaki tanecikleri sınıflandıracak olursak. Bak sadece potasyum atomu var. Dolayısıyla bunun kimyasal türünün atom olmasını bekleyeceğiz. Ve bütün metaller için bu geçerli olacak arkadaşlar. Metallerin kimyasal türü hep atom olacak. Ya da soy gazlar için bak neon vermiş. Burada iki tane harf olması bizim için bir şey değiştirmiyor. Çünkü o elementin sembolüne aitmiş. Dolayısıyla bunun kimyasal türünün de atom olduğunu söyleyeceğiz. Ve yine aynı şekilde bütün soy gazlar için kimyasal tür atom olacak. Eğer içerisine ametaller girdiyse bu defa molekül yapılarından bahsedebiliriz. Mesela N2 bir atom grubu oluşturduğuna göre ve yük yazmıyor gördüğümüz üzere nötr olduğuna göre bir molekül yapısı. Ama nasıl bir molekül yapısı arkadaşlar? Bak sadece azot atomlarından oluştuğu için bu bir element molekülüdür diyeceğiz. Eğer tek tür atomlardan oluşuyorsa. NO2'ye gelecek olursak yani azot dioksit yapısından bahsediyorsak gene bir atom grubu var. Gene nötralde o zaman bu da molekül yapısı ama şuna dikkat edeceğiz. Bu bir bileşik molekülüdür diyeceğiz çünkü farklı tür atomlardan oluşmuş bir molekül yapısı var karşımızda. Diğer taneciklerin dördünün de yüklü olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunların hepsinin aslında iyon olduğunu belirtebiliriz arkadaşlar. Eğer üzerinde bir yük görüyorsak bu bir iyona aittir. Ama İyonla ilgili farklı sorular da gelebilir. Mesela eksi yüklü iyonlara ne ad veriyorduk? Anyon adını veriyorduk. Bak bunu türü anyonmuş. Artı yüklü iyon olduğu için bu katyon olarak adlandırılacak. Yani iyonun bir alt başlığı olarak bunları değerlendirebiliriz. Yine artı yüklü olduğunu görüyoruz. Demek ki bu da katyonmuş. Ve aynı şekilde burada eksi yük olduğunu gördüğümüz için bu da bir anyonmuş. Ayrıca bir deney biliyoruz. Eğer bir atom grubunun yüklü halinden bahsediyorsak da biz onlara kök iyon diyeceğiz. Dolayısıyla burada bir kök katyon, altta da SO4'te de bir kök anyon yapısı vardır diyebiliriz arkadaşlar. Kimyasal türlerle ilgili de yine benzer bir sorunu karşımıza çıkma ihtimali oldukça yüksek duruyor. Bir diğer soruya geçecek olursak Lewis formüllerinden arkadaşlar kesin soru karşımıza gelecektir. Lewis formüllerini çizmemiz çok önemli olacak ve şuna da dikkat arkadaşlar Lewis formülünü çizmemiz istediği bileşiğin iyonik mi yoksa kovalent bağlı mı olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü farklı bir çizim yöntemi vardı. Ne demiştik? İyonik bağlı bileşiklerde elektron alışverişi sonucunda bileşik yapısı oluşur. Dolayısıyla da anyon ve katyonlar vardır. Ancak kovalent bağlı bileşiklerde yani sadece ametallerden oluşmuş bir yapı varsa karşımızda burada kovalent bağlar elektron ortaklaşması sonucu olduğu için noktalı yapıyı göstermemiz gerekiyordu. Şimdi mesela şöyle gidelim. Potasyum klorür vermiş. Bak KCl. Biz neyi biliyoruz arkadaşlar? Potasyum K 1A grubunda dolayısıyla artı bir yüklü bir iyon oluşturacak. Klor ise 2A grubu 7A grubunda dolayısıyla eksi bir yüklü bir iyon yapısını oluşturacak. O zaman bu bir iyonik bileşik olduğuna göre diyeceğiz ki potasyum artı bir yüklüdür. Klor ise potasyumdan aldığı bu elektron sayesinde oktetini ok tamamlamış hale gelmiştir ve yükü eksi bir şeklinde olmalıdır. Sistematik adı nedir? İyonik bileşiklerin sistematik adını belirtirken katyon adı artı anyon adı dememiz yeterli oluyordu. Katyonumuzun adı potasyum gördüğümüz üzere anyonumuzun adı ise potasyum e, klorür şeklinde değerlendiriliyordu. Demek ki bileşiğimizin adı potasyum klorür bileşiğiymiş. İkinci bileşiğe bakıyoruz bak yapıda metal var o zaman gene iyonik bileşik. Dolayısıyla burada da yine anyon ve katyon yazmamız gerekiyor. Kalsiyum Artı iki yüklü olacak burada. Neden artı iki yüklü dedik? Çünkü iki A grubunda 2 e, iki tane elektronu vardı. Bu elektronlarını vererek bileşik yapısını oluşturacak. Flor ise 7 A grubunda. Dolayısıyla bir tane elektron alarak bu iyon yapısını oluşturacak. E, demek ki arkadaşlar iki tane flor olmasının sebebi aslında buymuş. O zaman bu florlardan her biri e, kalsiyumdan gelen bir elektronu alarak şöyle eksi bir yüklü anyon yapısını oluşturuyor. Dolayısıyla biz bu florları kalsiyumun yanına bu şekilde yazarak e, buradaki Lewis formülünü ortaya koyabiliriz. E, yazmış olabiliriz. Yani iyonik bileşik varsa katyonları ve anyonları bu şekilde belirtmemiz gerekecek. E, ayrıca anyonların da köşeli parantezle oktete mi, mi uygun davranışta olduğunu yine belirtmek zorundaydık. Peki sistematik adı ne olacak? Katyon olarak elimizde kalsiyum var. Hemen yazdık ve anyon olarak da elimizde florür var. İki tane olması bizim için hiçbir şey değiştirmiyor arkadaşlar isimlendirme yaparken. Sadece anyonun adını belirtmemiz yeterliydi. O yüzden karksiyon florür şeklinde adlandırıyoruz. Gelelim PCL3'e. Bak fosfor 5A grubundaydı. Arkadaşlar hemen şöyle e, fosfor için elektron noktaları noktalar şeklinde belirtelim. Yani Lewis sembolünü şöyle ortaya koyalım. Bu durumda ne gösteriyordu arkadaşlar? Şuradaki çift elektron bağ yapısına katılmayan elektronlar isim geliyordu. Dolayısıyla buradaki yalnız elektronlar ne yapacak? Klorlarla bağ yapacak. Bak şöyle üç tane klor bunlarla bağ yapacak. E klorda 7A grubunda olduğu için zaten sadece bir elektronuyla bağ yapısına katılacak. Ve tabii ki e, diğer kalan elektronlarını da noktalarla göstermek zorunda kalacağız. Bunun ismi ne olmalı peki şu anda? E, PCL3 şeklinde ise kovalent bileşiklerde şöyle adlandırılıyorduk. Birinci ametalin sayısı eğer birse belirtmeye gerek yoktu. Ve birinci ametalin adı yani fosfor. Ardından da ikinci ametalin sayısını belirtip sonrasında ikinci ametalin e, anyon adını veriyorduk. Yani klorür şeklinde tamamlıyorduk. Fosfor triklorür buradaki bileşiğimizin adıymış. BCL3'e gelecek olursak arkadaşlar bor 3A grubu elementi olduğu için bak burada e, elektron çifti kalıyordu fosforda ama borda kalmıyor. Dolayısıyla bordaki 3 elektron her biri bir klorla şöyle bağ yapacak ve yapı bu şekilde karşımıza çıkacak. Bu onun Lewis formülü olacak. Kovalent ve iyonik bileşikler arasındaki Lewis formül farkını çok dikkat ediyoruz ve isimlendirme yaparken de ne diyorduk arkadaşlar? Birincinin adı bor, ardından ikincinin sayısı ve ardından da ikincinin e, anyon adını belirtmemiz yeterli olacak. Bor triklorür bu bileşiğin adıymış. Bir diğer soru moleküllerde polarlık apolarlık üzerine arkadaşlar. Yine hem Lewis formüllerini çizelim hem de polarlık ve apolarlığı belirleyelim. Burada şuna dikkat edeceğiz. <laughs> Bağ polarlığı ve molekül polarlığı birbirinden farklı şeyler arkadaşlar. Bir molekülün yapısında bağlar polar olmasına rağmen molekül apolar olabilir. E, bu duruma dikkat etmemiz gerekecek. Ve tabii ki bunu anlamamızın en kolay yolu da Lewis formüllerini çizmek olacak. Yine buna benzer bir nitelikte sorunun karşımıza gelme olasılığı oldukça yüksektir bence. O iki molekülü arkadaşlar ne yapıyoruz? Oksijen 6A grubu elementi dolayısıyla 6 tane değerlik elektronu var. Ve bu altı tane derlik elektronunu yanına şöyle bıraktığımız zaman bize ne diyor? İki tane bağ yapması gerektiğini gösteriyor. O zaman bu oksijenden bir tane daha geldiği zaman iki bağ da o yapacak. O zaman bu yalnız elektronlarını birer birer paylaşarak Lewis formülünü ortaya koyacak. Yani oksijen atomları arasında böyle ikili bağ yapısının olması gerekiyor. Şimdi bağ polarlığını belirlerken arkadaşlar diyeceğiz ki eğer aynı tür atomlar arasında oluşuyorsa bağ apolardır, farklı tür atomlar arasında oluşuyorsa polardır. Dolayısıyla burada ikisi de oksijen olduğu için hani polar kutuplaşmış demek ya. Kutuplaşmaya sebep olan hiçbir etken olmuyor. Dolayısıyla buradaki bağ apolar oluyor. Molekül polarlığına gelecek olursak molekülün simetrisine bakıyorduk. Yani kısmi negatif ve kısmi pozitif yükleri oluşturacak bir durum var mı yok mu ona bakıyoruz. Eğer böyle bir durum varsa polar, Yoksa apolardır diyoruz yani kutupsuzdur diyoruz. Şimdi o iki molekülüne baktığımız zaman hani bu taraf pozitiftir bu taraf negatiftir diyeceğimiz herhangi bir durum yok. Çünkü eşit elektronegatiflikte iki tane e, atom var o işin içerisinde. Bu yüzden apolardır diyoruz ve şunu da hatırlayalım arkadaşlar. Bunun gibi diatomik bütün element moleküllerine apolar diyeceğiz. Yani CL2, H2, BR2, I2 bak bunların hepsi apolar özellik gösterecek. CO2'ye gelecek olursak bak karbon 4A grubunda 4 tane bağ yapar. Her zaman için oksijende 2 tane bağ yapmak istiyor. Dolayısıyla her iki oksijen ikişer bağ yaparak gelip karbona e, bağlanıyor ve tabii ki oksijen 6A grubunda olduğu için diğer elektronları da elektron çifti olarak etrafında kalıyor. Şimdi karbondioksitin Lewis formülü bu. Bağ polarlığına geldiğimiz zaman farklı tür atomlar arasında oluşmuş bağlar görüyoruz. O zaman bağlar için polardır diyeceğiz. Kutuplaşmalar var. Ama molekül polarlığına geldiğimiz zaman bak tam bir simetri var. Hani bu taraf eksi bu taraf artıdır diyebileceğimiz bir durum yok. Oksijenler karşılıklı olarak birbirlerini dengeliyorlar. O yüzden molekül içi bağlar polar olmasına rağmen molekülün kendisi apolar özellik gösteriyor. NH3'e gelecek olursak Az önce PH3'ü çizmiştik ya bak ona çok benzer bir yapı var karşımızda. Azot 5A grubu elementi olduğu için şöyle 5 tane elektronu vardı ve buradaki yalnız kalan elektronların her biri bir tane hidrojene bağlanıyordu. Şimdi molekülün Lewis formülü bu şekilde. Dolayısıyla molekül içi bağlara baktığımız zaman farklı tür atomlar arasında olduğu için bağlar polardır diyeceğiz. Molekül polarlığına geldiğimiz zaman diyorduk ki eğer merkez atomda elektron çifti kaldıysa burada olduğu gibi her zaman için o molekül polar özellik gösterecektir arkadaşlar. Çünkü burada kısmi negatif ve kısmi pozitif uçlardan bahsedebiliriz. Azot tarafı elektronegatifliği daha yüksek olduğu için kısmi negatif, hidrojenler ise kısmi pozitif özellik gösterecektir. CH4'e gelecek olursak karbon her zaman için 4 bağ yapacak. Hidrojen de her biri tek bağ yapacak. Dolayısıyla gelip etrafına şöyle simetrik olarak dağılacaklar. Dolayısıyla molekül içi bağlara baktığımız zaman farklı tür atomlar arasında olduğundan dolayı molekül içi bağlar polardır ama molekülün kendi yapısını değerlendirdiğimiz zaman burada tam bir simetrik yapı görüyoruz. Herhangi bir taraf artı, herhangi bir taraf eksi yüklenemeyeceği için molekülün kendisi apolar özellik gösterecektir ve şunu burada hatırlayalım. E diyorduk ki bütün hidrokarbonlar zaten apolar özellik gösterir. Yani bir bileşiğin yapısında sadece karbon ve hidrojen görüyorsak onun apolar olduğunu anlayabiliriz. Bir sonraki sorumuz ise arkadaşlar fiziksel ve kimyasal değişimlerle alakalı. Hani karşımıza çıkacak bazı değişimlerin fiziksel mi yoksa kimyasal mı olduğuna karar vermemiz gerekecek. Mesela camın kırılması. Demiştik ki arkadaşlar bütün kırılma, e, parçalanma, yırtılma bu tarz olayların tamamı fizikseldir. Çünkü sadece bu maddenin görüntüsünde bir değişikliğe sebep olur. E, kimyasal yapıda, iç yapıda herhangi bir değişikliğe sebep olmaz. Ya da işte tahtanın aşınması yine benzer şekilde fiziksel özellik gösterecektir arkadaşlar. Sürtünmelerden dolayı e, kaynaklanan bir aşınma sürecinden bahsediyoruz. Ama mayalanma diyorsa biz arkadaşlar bu tamamen e, iç yapıyı değiştiren bir özelliktir, bir değişimdir. O yüzden de bütün mayalanma olaylarını kimyasal olarak değerlendireceğiz. Yoğurdun mayalanması, peynirin mayalanması ya da işte sirkenin oluşumu bunların hepsi kimyasal özellik gösterecek. Elektrik iletkenliğine gelecek olursak buraya dikkat arkadaşlar. Yine bu vurgulanacak bir soru tipidir karşımıza çıkacaklar arasında. Demiştik ki metallerin elektriği iletmesi fiziksel bir değişimdir. Dolayısıyla bakır telin elektriği iletmesi diyorsa bu fiziksel bir değişim olarak karşımıza çıkar. Ama e, sulu çözeltilerin elektriği iletmesi e, elektroliz olayını gerçekleştireceği için kimyasal bir değişimdir. Deniz suyundan bahsediyorsak bir tuzlu su yapı var karşımızda. O yüzden buradaki değişim kimyasal bir değişim olarak karşımıza çıkacak. Sütün ekşimesi arkadaşlar çürüme, bozulma, ekşime, paslanma bunların tamamı kimyasal değişimler olarak karşımıza. Çıkacaktır ve gökkuşağı oluşumu diyor bak aynada görüntü oluşumu işte mercekte ışığın kırılması bütün optik olaylar için fizikseldir demiştik. Dolayısıyla bu da yine fiziksel özellik gösterecek. Bir de şu bilgiyi burayla ilgili hatırlayalım arkadaşlar. 40 kilojül bölüm ol gibi önemli bir ara değerimiz vardı. Genelleme yapacak olursak diyorduk ki eğer bir değişimin enerjisi 40 kilojülden büyükse bu kimyasal olduğunu gösterir. Küçükse de bu değişimin fiziksel olduğunu bize gösterir. Hemen bir sonraki soruya bakalım. Aşağıdaki moleküllerin kendi aralarında oluşan etkin etkileşimleri belirtiniz. Bir de aşağıdaki moleküllerin kendi aralarında oluşan tüm etkileşimleri belirtiniz. Şimdi etkin etkileşim ve tüm etkileşimler bunlar birbirinden farklı durumlardı ve bunları belirlerken moleküllerin polarlığına apolarlığına bakıyorduk arkadaşlar. Şimdi eğer buradaki gibi apolar bir molekül yapısı varsa az önce dedik ki yani bütün diatomik molekül yapıları apolardır. Burada tanecikler arasında sadece hani karşılıklı söyleyerek gidelim. Sadece ve sadece London çekim kuvvetleri oluşabiliyordu. Yani indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol etkileşimleri oluyordu. Dolayısıyla tek başına o olduğu için de etkin olan etkileşim türü London çekim kuvveti olacak. Ama ikinciye geçtiğimiz zaman hidroklorik asitten bahsediyoruz. Polar bir molekül yapısı var karşımızda. Arkadaşlar işin içerisinde polarlık girdiği zaman dipoller oluşur. Dolayısıyla buradaki etkileşim türü dipol dipol olur. Ama eğer bir yerde dipol dipol etkileşimi varsa orada London çekim kuvveti de kesinlikle vardır. Yancı olarak vardır. Çünkü illaki dış etki yüzünden bir indüklenme durumu söz konusu olacaktır. Ama bize sadece etkin etkileşim hangisidir diyorsa dipol dipol London'a göre çok daha kuvvetli olduğu için dipol dipolün bulunduğu yerde London'ın esamesi okunmaz diyoruz. O yüzden etkin olan etkileşim türü sadece dipol dipol-dipoldür diyoruz. Şimdi HF'ye gelecek olursak, bak bu da polar bir molekül yapısı. Ancak burada polarlığın yanı sıra bir de fon kuralına uygunluk görüyoruz. Yani flor, oksijen ve azot elementlerinden herhangi birinin yanında biz hidrojeni görüyorsak orada fon kuralı vardır diyorduk. Eğer bu varsa da tanecikler arasında oluşan etkileşim türü hidrojen bağı oluyordu. Ama hidrojen bağı varsa herhangi bir yerde bunun yanında illaki arkadaşlar dipol dipol de olmak zorunda polarlıktan kaynaklanan bu fon kuralından ötürü hidrojen bağ oluşuyor. Polarlıktan kaynaklanan dipol dipol etkileşimleri oluşuyor. Ve herhangi bir yerde London zaten kendiliğinden vardır arkadaşlar. Kısmi yüklenmelerden ötürü. Dolayısıyla hangi etkileşimler vardır? Bu üçü de vardır. Peki hangisi etkindir? Bunlar arasındaki en güçlüsü hidrojen bağı olduğu için Etkin olan etkileşim türü de arkadaşlar tabii ki hidrojen bağı olacak. Etkin etkileşim olarak sadece onu yazıyor olacağız. Geçiyoruz bir diğer sorumuza. Demir artı 2, demir artı 3 katyonları ile azot eksi 3 ve nitrat iyonları arasında oluşabilecek bileşiklerin formüllerini ve sistematik adlarını yazınız. Yani böyle ikili kombinasyonlar halinde yazalım bakalım. Şimdi bizim dört tane bileşiğimizin oluşmasını bekleyeceğiz dolayısıyla. Demir artı 2 ve azot eksi 3 arasında bir bileşik oluşacak. Demir artı 2 ve nitrat arasında bir bileşik oluşacak. Diğer taraftan demir artı 3 ile azot eksi 3 arasında bir bileşik oluşurken demir artı 3 ve e, nitrat arasında yine bir bileşik oluşacak. Şimdi bu bileşikleri ayrı ayrı bir yazalım bakalım. Ne yapıyorduk öyle bir durumda arkadaşlar? Şimdi yükler toplamının sıfır olması gerekiyor ki bizim bileşimimiz nötr halde olabilsin. De bunu sağlamamız gerekiyor. Ve bunu bunun üstündekini diğerinin altına, bunun üstündekini öbürünün altına alarak yazabiliyorduk. Veya işte toplam yükün sıfır olmasını nasıl sağlarız? Bunun iki ile bunu üçle, bunu üçle bunu iki ile genişleterek sağlayabiliriz diyorduk. O zaman burada oluşacak bileşik nasıl olacak? Demir 3 azotun altına da 2 yazmamız yeterli olacak. Ve isimlendirirken de Buradaki gibi arkadaşlar değerli değişken olan metaller yani geçiş metalleri varsa karşımızda hangi yükseltgen ve basamağını yani hangi değerliği aldığını Roma rakamıyla belirtmemiz gerekiyordu. Dolayısıyla demir artı iki yüklü olduğu için 2 diyeceğiz ve azotun tek başına eksi üç yüklü haline ise nitrür adını veriyorduk anlayan olarak o yüzden bileşiğin adı demir 2 nitrür bileşiği olacak. Şu bileşiği yapalım. Bak ikisi de artı +3 eksi -3. Bunlar zaten birebir geldikleri zaman birbirlerinin nötralliyorlar ve toplam yük sıfır oluyor ya. O yüzden bu ikisi arasında oluşacak bileşik doğrudan FeN şeklinde yazabiliriz ya da işte bu üçü buraya, bu üçü buraya alırsak F 3 N3 olacak. Dolayısıyla o 3'ler birbirini götürüp FEN şeklinde karşımıza çıkabilir. İsimlendirirken nasıl isimlendireceğiz? Demir değerli değişken bir metal dolayısıyla onun hangi yüke sahip olduğunu Roma rakamıyla belirtmemiz gerekiyordu. Demir 3 ve tabii ki anyonunumuzun adı yine nitrür olduğu için yazmamız yeterli olacak. Bu ikisi arasındaki ne gelecek olursak bak artı 2 eksi 1 toplam yük nasıl sıfır olur ya da işte bunu bunun altına bunu bunun altına alabiliriz sayısal değer olarak. Fe NO3 2 şeklinde bunu yazmamız gerekecek arkadaşlar formülünü unutmuyoruz bir kök iyonun altına bir sayı yazacaksak parantez içerisinde belirtmek zorundayız. Çünkü NO3 bir bütün olarak kalmak zorunda. O zaman isimlendirmeye gelecek olursak Bizim buradaki katyonumuz demir 2 katyonuydu. Ve anyonumuzun adı ise nitrat anyonuydu. Dolayısıyla demir 2 nitrat bileşiği var karşımızda diyeceğiz. Buraya gelecek olursak bu defa artı 3'e eksi 1 olduğu için nitratın altına 3 yazmamız yeterli olacak. FeNO3 3 şeklinde belirteceğiz arkadaşlar. O zaman isimlendirme yaparken de demirin artı 3 yüklü olmasından ötürü demir 3 diyeceğiz. Ve anyonumuzun adı olan nitratı belirtip burayı tamamlamış olacağız. Hemen bir de şu sorumuza bakalım o zaman. Aşağıdaki taneciklerin çiftler arasında oluşan etkileşim türlerini... ...etkin etkileşim türlerini belirtiniz diyor. Arkadaşlar ne yapıyorduk etkin etkileşimleri belirirken? Evet Sadece aynı türler arasında olmak zorunda değil. Farklı atomlar arasında ya da farklı moleküller arasında da... ...etkileşimler oluşabiliyor. Bak burada bakacağımız şey şu olacak. Eğer iyonik bir bileşik varsa... ...burada taneciğimiz iyon adını alacak. Eğer polar bir molekül yapısı varsa... Burada taneciğimiz dipol adını alacaktı. Eğer apolar bir molekül yapımız veya bir soy gaz yapısı varsa işin içerisinde bunlar ise indüklenmiş dipol adını alıyordu. Dolayısıyla da etkileşimini belirlerken de hangi tanecik çiftleri arasındaysa o bilgileri kullanarak yerleştirebiliyorduk. Mesela magnezyum klorür bak iyonik bir bileşik var karşımızda. Sudan bahsediyorsak da polar bir molekül yapısı var. O zaman bunların tanecikleri arasında ne oluşacak? Birinden iyon geliyor. Diğerinden de dipol geliyor. Etkileşimin türü iyon dipol şeklinde isimlendiriliyor. Geçiyoruz diğerine. Kurşun var arkadaşlar. Metal var o zaman iyonik bileşiktir. Kesin. CCl4'e gelecek olursak. Bak karbon etrafı dört tane klorla tam bir simetrik yapı oluşturacak. O yüzden apolar bir molekül yapısı olduğunu görüyoruz. O zaman iyonik bileşik ve apolar molekül varsa bunu nasıl isimlendireceğiz? İyon birinden gelecek. Diğerinden de indüklenmiş dipol geleceği için iyon indüklenmiş dipol etkileşimidir diyeceğiz. Geliyoruz buraya. Brom şöyle 2 ile belirtelim bunu. Bir molekül yapısı olması gerekecek çünkü. Brom 2 diatomik bütün element moleküllerinde olduğu gibi apolar olacak. Bütün hidrokarbonlarda olduğu gibi C6H6 da apolar olacak. Bak ikisi de apolarsa etkileşimin türü ne olmalı? İkisinden de indüklenmiş dipoller geliyor. Yani indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol etkileşimi oluyor. Ama bunun özel bir adı vardı. London çekim kuvveti olarak biz bunu isimlendiriyorduk. Özel ad olarak. Eğer ikisi de apolarsa tanecikler arası etkileşimin türü London çekim kuvvetidir diyoruz. Buraya gelelim. PH3, NH3. Bak ikisi de 5A grubu. ikisinin de merkez atomunda elektron çifti kalıyordu. O yüzden ikisi de polar özellik gösterecek. Her ikisi de polarsa etkileşimin türünün ne olmasını bekleriz? İkisinden de dipoller geleceği için dipol dipol etkileşimi olacak. Ama bir sonraki soruya dikkat arkadaşlar. Bak bu da polar. Eğer herhangi bir organik bileşiğin sonunda OH'u görüyorsak polardır diyorduk. E, suyun da polar olduğunu biliyoruz. Ama bu polar olmalarının yanı sıra bir de her ikisi de fon kuralına uyuyor. Yani flor, oksijen, azot elementlerinden birisinin yanında hidrojeni görüyoruz. Her ikisinde de bu durum var. Eğer Moleküllerin her ikisi de bu kurala uyuyorsa tanecikler arası etkileşimin türü dipol dipol olmuyor. Onun yerine ne oluyor peki? Hidrojen bağı olarak adlandırılıyor arkadaşlar. Buraya çok dikkat ediyoruz. Bak üsttekinde neden dipol dipol dedik? Çünkü PH3 bu kurala uymuyor. İkisinden herhangi birinin uymaması onun hidrojen bağı oluşturmadığını söylememiz için yeterli oluyor. Her ikisi de uyuyorsa tanecikler arasındaki etkileşimin türü hidrojen bağıdır diyeceğiz arkadaşlar o zaman. Güzelce bak sorularımızı çözdük karşımıza nerelerden soru çıkacak onlar üzerine konuşmuş olduk öyle kısa güzel özetler de geçmiş olduk. O zaman size tabii ki e, buradan sonrasında çok önemli görevler düşüyor. Nedir bu görevlerimiz? Hemen Dinamo Kimya kitabını karşımıza alıp buradaki bütün soruları bitirmek mesela en önemli görevimiz olsun. Baya ilerlemiştik zaten bu kitapta hani ödevlendirmelerimizi yaptık. Hala daha yapmayanlar varsa şöyle birlikte nerelere çalışmaları gerektiğini gözden geçirelim. Arkadaşlar atom ve periyodik sistem ünitesinin başından itibaren çoğu okul için sorumlu olduğumuzu söyleyebilirim ve kimyasal türler arası etkileşimler ünitesinin sonuna kadar da gelmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu kitabı açıyoruz. Sayfa 57'den sayfa 143'e kadar çözülmemiş hiçbir yer bırakmıyoruz sınava girmeden önce. Neler var şöyle bir bakalım arkadaşlar kitabımızda. Bak kitapta her sayfa bize bir çözümlü örnekle başlıyor. Bu çözümlü örnek o konuyla ilgili bize bilgi veren bir örnek oluyor aslında. O konuyu anlatan bir örnek oluyor. Çözümü okuduğumuz zaman bu böyleydi diye hatırlamış oluyoruz. Ardından da bununla ilgili dört tane soru bizi bekliyor oluyor. O soruları çözdüğümüz zaman da konuyu tamamen cebe koymuş oluyoruz. Bak her sayfada bu bir şekilde devam ediyor. Her sayfa bize yeni bilgiler öğretmiş oluyor ya da işte bilgilerimizi tekrar etmemizi sağlıyor. Ve bölüm bittiği zaman da tarama testleri bizi bekliyor oluyor arkadaşlar. O tarama testleri sayesinde de genel bakış atmış oluyoruz. Ve bu şekilde devam edip bütün bölümleri tamamladıktan sonra tabii ki ünitenin sonuna geliyoruz. Ve ünitenin sonuna geldiğimiz zaman ünite tekrar testleri bizi bekliyor olur, oluyor. Ardından Fen Lisesi'nde okuyan arkadaşlarımıza yönelik soruların bulunduğu bir testimiz oluyor. E tabii ki TYT dönemi de bizi bekleyecek. O yüzden ÖSYM tarzı sorular bizi bekliyor oluyor. Çok yardımcı olacak sorular oluyor bunlar. Ve en önemli kısma geliyoruz. Şu an için tabii ki yazılı tipinde sorular her ünitenin sonunda bizi bekliyor oluyor arkadaşlar bir test üzerinden. Ve çözemediğimiz herhangi bir soru için ya da kafamıza takılan herhangi bir durum için kare kodlar sayesinde video çözümüne gidip bütün soru işaretlerini giderme şansına sahip oluyoruz. Şimdi bunu tamamladık. Peki şöyle kısa yoldan hızlıca bilgilerimizi tekrar edeceğimiz ya da sınava girmeden önce hızlıca bir göz atabileceğimiz özet geçebileceğimiz ya da işte bir otobüste giderken şöyle hızlıca göz atabileceğimiz bir kaynağımız yok mu? Tabii ki var arkadaşlar. İkinci dönem yazılı notları. Bak sadece kimya için değil tabii ki bütün dersleri için içerikleri barındıran e, süper bir kaynak var karşımızda. Özet özet böyle en önemli en 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 önemli noktaları şöyle bir göz atmamızı değerlendirmemizi sağlayan bir kaynak var karşımızda ve bütün dersler için e, yazılısına gireceğimiz bütün dersler için bilgiler bunun içerisinde yer alıyor arkadaşlar şöyle hızlıca bakıp e, kısa zamanda e, güzelce konuları tekrar etme şansı sunuyor ve en önemli bilgileri dediğimiz gibi içermiş oluyor e, mükemmel bilgiler yer alıyor güzelce bu kaynağı da önereyim size. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz. Yorumlarda paylaşıyoruz. Videoyu mümkünse beğeniyoruz. Kanala abone değilsek bir an önce abone oluyoruz. Ve hiçbir dersi kaçırmadan güzelce hem yazılıdan hem de yazılıdan sonraki dönemden verimimizi alıyoruz. Ve kendimize çok iyi bakıyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.